Günaydın. Paris Vlog Part 2. Ne var ya? Bugün saçımı şey yaptım. Bakmışız. Nasıl olmuş? Asansör var ya, o kadar küçük ki. Çekemiyorum bir dakika. Aynadan görün şimdi. Gördünüz mü saçımı? Ay, gözümde bir şey azalıyor böyle, gözümü bir şey alıyor ama tam kestiremedim ne oldu. Bugünkü kombinim de şu şekil. Biraz daha Paris sokaklarını gezelim. Bay bay. Soğuk hava gene böyle alnıma çarptı. Ya şurada bir sokakta beni video çekmedin ya. Ay köpek. Hadi bugün çek. Şimdi dün bir arkadaşım buranın sandviçlerini çok övdü. Mutlaka ye falan dedi. Sandviçmiş falan dedi. Bir sandviç yiyeceğiz. Ne bileyim, sabah sabah da balıklı tavuklu falan olmaz herhalde ya. Sıradalar mı? İki sandviç, iki de kahve Amerikanlı, 15 lira tuttu. Artık TL bazını hesaplamıyorum. 15 lira gibi düşünüyorum şu an. Parfümlerin ucuz olması ümidiyle böyle bir yere girdim şimdi. Duty Free yazıyordu, bilmiyorum. Bakacağım. Ne kadar ucuz olabilir, çok emin değilim ama. Bakın, Pandora da var, baksanıza. 137 euro. Oh. Şimdi 59 euro falan. İşte o çok satılıyor da ondan. Şu Türkiye'yle aynı fiyatı değil mi? 100 euro. Çok değil yani. Aynı, 3000 lira yani. Türkiye'de de zaten öyle bir şey. Daha indirimli bir şey olacaksa bakalım. Şimdi oradaki deneyimlerime baktım. Çantamı 28 lira. Açtım. Bunlar orijinal mi ki? Orijinaldir. Öyle mi diyorsun? Ben çantamı... Şu çantayı mesela ben 150 liraya aldım. Çantayla ilgili marka takıntım yok ama parfüm seviyorum. Şey yaptım. Aa, merhaba. Thank you. Buyurun dedi biz geçerken. Neymiş gagavuz? Gagavuz Türk'ü. Gagavuz Türk'ü ne ya? Neyse ben ne? Bir tane Versace yanımız. Parfüm 50 euro dedi değil mi aşkım? 47 euro tamam. Ha. Hadi 50 desek çarpı 30, 1500 falan. Ona Türkiye'de daha pahalı. İndirim olanları falan gösterdi bize. Onlardan dönüşte bir tane almayı planlıyorum. Çünkü benim kullandığım parfüm 100 euro falanmış. Onda indirim yoktu. Ama başka bir koku deneyebiliriz değil mi aşkım? Deneyebiliriz. Allah aşkına ya, şuna bakar mısınız? Şurada bir işlem yapıyorlar herhalde. Ve ağaçların bellerine şu şekilde şeyler bağlamışlar. Ağaçlara zarar gelmesin diye. Bizim Türkler de nerede ağaç bulsak da kessek diye bakıyorlar. Ay, kolyemi gördünüz mü? Onu dün akşam ona ağaçta Eyfel Kulesi'ne çıkınca almıştı. Bunun ucuna takacaktım işte, taktım. Nasıl, güzel duruyor mu? Bence duruyor. İşte bura böyle bir yer. Dönüp dolaşıp buraya geliyorsunuz illa ki. Ucundan kıyından bir yerlerden. Aşkım, restoranda edemedim diye içinde mi kaldın? Evet. Sürekli bana şuradaki restoranları gösteriyor. Gerçekten şurada evlenme teklifi. Diyorum ya, ettin ya. Olsun, bir daha edeyim. Aşkım ya, çok güzel. Aşkım, bu yüzük kaç karat diye sorarlarsa ne diyecektim? Bir karat. Hayır, 3 karat. Öyle diyordum ama, bu yüzük kaç karat diye sorarlarsa 3 karat diyeceksin. Sakın 1 karat olduğunu söyleme. Bak, bir akşam yemeğini burada da yiyebilirmişiz. Şuradan Eyfel'i görüyor ama ağaçlar var önünde. Adi olmaz, ağaçlar var önünde. Ya seni yiyeceğim aşkım, tamam ya, güzel, ben beğendim. Gel geri dönelim. Bir de bir şey diyeceğim. Burada herkes kruvasan yiyor, kahve içiyor, sandviç yiyor kahvaltıda yani. Herkesin yediği şey aynı. Hepinizin damak tadı mı aynı arkadaşlar? Biz olsak mesela birisi yumurta sever, birisi bal kaymak sever. Birisi patates kızartması sever mesela. No, hepsi aynı. Buranın neyi meşhur acaba? Hem aşırı kalabalık hem de şöylece uzunca bir kuyruğu var. Bizim bilmediğimiz bir şey meşhur oldu kesin. Bilsek yerdik biz de çünkü. Oraya şimdi sorduk sıra bekleyenlere. Yani ben sormadım da tabii ki aşkım tam sordu. Ben çünkü minimal İngilizcemle sadece hi diyebiliyorum. Şeymiş, kahvesi meşhurmuş. Yani bir kahve ne kadar farklı olabilir ki diyeceğim de, biz de dün tatlıya yani o kadar sıra bekledik, ne kadar farklı olabilirdi ki sonuçta. Burayı dedim ben işte, buradan böyle yürüyelim diye. Allah. Şöyle bir yere geldik. Zafer takımıydı aşkım bunun adı. Ne demek yani? Ne olmuş? Niye? Zafer Fırat yani. Ha, bizim Taksim'deki gibi.
arkadaşlar ve gene burada bir fotoğraf çekeceğiz. Herkes gene fotoğraf çekiyor gördüğünüz gibi. Ne oldu, millet alkışlı bir şeyler var burada. Konuşuyorlar. Oh yeah! Oh yeah! Oh la la! Oh la la! I love this kid because he makes more noise than you guys. So again! Say yeah! Yeah! Say oh yeah! Oh yeah! Say oh la la! Oh la la! Nothing is okay for today! Okay, ladies and gentlemen, now it's the time. The show is yours. Okay, turn it up. You clap like you like it, like it. You are ready. Hediyelik bir şeyler bakıyorduk kendimize, işte annemizlere falan. Nasıl buraya geldik bilmiyorum. Şu an Apple'dayız. Saat. Aa, benimkine benziyor. Benimki onda Pro Max. 1479, 1500 euro falan. Ben kaç almıştım? 30 bin almıştın değil mi Uskutan? 30 artı 5'te şey yaptın, 35'e geldi. 35'e, ha şeyden, telefon kaydı değil mi? Şimdi bu kaç para yapıyor yani? 45 bin falan yapıyor değil mi? Hmm. Şimdi benimki telefon 45 bin verdiniz. 20 binde telefon kaydı var, 65 bin. Kaç oldu şu an Türkiye'de? Bunlar 87 falan galiba. Gene Türkiye'den ucuza geliyor yani. Yok böyle bir şey ya. Telefon kaydın 20 bin lira yani. Bok yemeğe yaptınız. Tövbe estağfurullah, ağzım uzluyorum. Hediyelik eşya satan bir yer gördük. Şimdi oraya bakacağız. Birkaç bir şey fikir oluştu aklımda. Birkaç bir şeye baktım çünkü. Böyle bir tane fotoğraf çerçevesi aldık. Hadi yok yok. Evlilik teklifi fotoğrafını koyacağız. Yani dijitalde var ama baskılı olması da güzel, evimize koyarız diye. Şimdi biraz da başka bir yerlere daha bakacağız. Başka bir şeyler bulabilecek miyiz diye. Alışverişimiz devam ediyor. Şurada Kapadokya'nın tanıtımı var. Bakın, Türkiye'den bir şeyler var. Anlamadım. Reklam nasıl alıyorlar ki? Nasıl veriyor yani Kapadokya? Aa, konsolosluk başkomşusu bayrağı var. Aşkım, burası konsolosluk galiba. Türkiye yazıyor, baksana. Ne yazar? Embesi yazar. Ne yazar? Türk şirketi. Ha, haritadan baksana. Yani niye Türk böyle tur şirketi gibi bir şey? Konsolosluk mu diye baktık kapıya ama yazmıyor öyle bir şey. Bilgimizi çekti Türk bayrağını görünce yani. Şurada dalgalanıyor, ne güzel kırmızı kırmızı. Aşkım, şu Zara'ya bir girsek ya, bakalım Türkiye'dekinden ucuz mu pahalı mı, merak ettim. Pahalı mı nereden biliyorsun? Bence aynı Türkiye'deki fiyatlara, çünkü Türkiye'deki etiketlerde de bu şekilde üstünde euro yazıyor, üzerine TL etiketi vuruyorlar. 1800 lira falanmış bu yani, muhtemelen Türkiye'deki Zara'da da bu fiyatlardadır yani bunların fiyatı. Şimdi size sabun vereyim. Ne çok iyi bir canım. Testo sabunlar burada. Ben şimdi şunları satmaya çalışıyorum ya. Şunları en istiyorum herhalde. AVM gibi bir yere geldik ama ya niye böyle her yerin çatısı akar ki, ben anlamıyorum. Bak, burası da akmış. Şu çatılar artık yaptırın ya, şu çatıları. Ne? He, sabunluk. Yok ya, ne yapacağız sabunlu? Kimse artık katı sabun kullanmıyor, herkes sıvı sabun kullanıyor. Aşkım, itiraf et, dondurma mı yemek istiyorsun?
Ben yine gidemiyorum. Hadi sana almak istedim. Her dondurma gördüğünde sana dondurma alayım mı diyor. Kendi canı çekiyor galiba, itiraf edemedi şu an. Birazdan alırız aşkım. Bu 5 oldu çünkü sorduğun. Buralar böyle pasaj gibi yerler galiba. Bizim oradaki gibi. Sıra sıra pasajlar var. Starbucks bulduk şimdi burada. Bir kahve içeceğiz. Varsa ben bir lavabosunu kullanacağım. Bu arada burada lavabolarla ilgili bir sıkıntım var. Bunu nasıl anlatayım? Anlatayım mı? Şimdi yani normal olarak zaten klozet ya. Değil mi aşkım? Ama klozetlerde çeşme yok. Yani, çeşmeden kastım o işte, taharet musluğu yok. Şimdi kültür olarak alışmışız ya biz. Ben gelmiş temiz hissetmiyorum şu an. Yani şöyle oluyor genelde. Yok şeyden sonra, tuvaletten sonra bir de duşa binmem gerekiyor. Ama dışarıdayken öyle bir şeyim yok, seçeneğim yok ne yazık ki. Neyse eve gidince ben bir şeye, İstanbul'da önce bir hamama gidip keseleneceğim anca. Starbucks'a geldik ve çalışanları size göstermek istiyorum. Yani 6 kişi varsa 6'sı da farklı milletten. Hepsi birbirinden farklı. Allah aşkına Ayşe dedik ya, Aser Yaşar mı yazmış? Kahve. Yaşar da olduk artık. Sephora'nın önünde bildiğiniz kuyruk vardı. Yani Sephora ucuz bir marka da değil yani. Dedim ne var acaba burada değil. Hemen içeriye daldım. Bakacağım şimdi ve içerisi inanılmaz kalabalık. Böyle kalabalık. Baktım. Ucuz değil. O bizim 45 euro demişti ya aşkım bizim oradaki yakındaki şey. Online burada 71 euro. Demek ki pahalı. Bunun amacı ne şimdi? Ne mana ben anlamadım. Şanzelize Caddesi'nden böyle alışveriş vere baka baka gittik. Şimdi şurada şu caddeden doğru ilerleyeceğiz. Burada mı Şanzelize Caddesi? Ha bitti. Burada bayağı hareketli bir yere benziyor. Gidelim bakalım orada ne varmış. Her gördüğüm şeyi merak ediyorum ya. Bir yerde insan görsem neden bunlar burada? Büyükken görsem niye bura kalabalık? Şimdi de burayı her merak ediyorum. Her şey şu oturanları merak ediyorum. Burada ne var acaba? Nehir var onu izliyorlar falan dedim. Normal bizim İstanbul'da işte Türkiye'deki gibi parklar, yaşlar nasıl parklar durdurup burada öyle bir şey herhalde. Bir de mesela tuvaletim geliyor yani Paris Büyükşehir Belediyesi hiç çalışmıyor ki insan şu belediye tuvaleti falan koyar şuralara yani yok asla yok ne yapalım altında nereye gidelim yani değil mi? Şimdi yemek istediğim bir kravasan kalmıştı bir de çiros kalmıştı. Nasıl lafın üstüne geldi de şurada çirosçu gördük alacağız. Bonjour. Çirosçu. Bir tane alabiliyoruz mu? Bir tane yeter bana. Ama burada kalp geçiyor mu? Çiroslarımız pişiyor. Bu ne 50 cent bir euro kilo koymuştur. Şimdi 6 tane çiros alıyoruz. 6 euro vereceğiz. Benim bildiğim çiroslara çikolata koymuyorum ya. Bu adam üstüne toz şeker serpti. O yüzden tatlı bir şey olmadı çünkü yani. Şu an tuzlu. Biraz bizim lokmaları andırıyor. Yağda kızartma hamuru, üstüne toz şeker serpti. Başka da bir şey yok yani. Paris Belediyesi'ni eleştirdiğim için özür diliyorum. Gördüğünüz gibi şuraya tuvalet yapmışlar. Ama bir tek kişilik kadın erkek birlikte kullanıyor. Ve minicik önünde sıra var. Niye yakınlaştıramıyorum ya? Gördünüz neyse siz şurada işte. Bakınız şurası. Tuvalet. Ama ücretli hep bizim orası gibi yani normal olarak. 1 euro 2 euro. Bizim de nakit 1 euro 2 euro'muz olmadığı için kullanamıyoruz. Şurada şöyle bir heykel var. Ne olduğunu anlam veremedik. Şeker olabilir, lale olabilir. Ne bileyim ne mana işte. Bu arada burada her yer yeşil. Yani çok yağmur yağdığı için bence ya da yeşil olduğu için çok yağmur yağıyor. Bilmiyorum yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan. Onun gibi bir şey. O kadar çok dondurmalarını sana attık ki. Şu an dondurma alacağız. Bir top yeter benim için. Lemon chocolate. Açtığım topu 4 lira yalnız. Yani bir tane söylediğin şey 120 lira. İki tane söyle 240. Böyle hesaplıyorsun değil mi? Ben de karamelli istiyorum o zaman. Evet. Şimdi şöyle şu yol boyunca burası hep böyle çimlik bir alan ve bugün günlerden pazar. Akif'in Türkiye'de olsaydı burası tezbitiyle başlayan bir tezbiti var. Ne olurdu aşkım burası Türkiye'de olsa?
ya mangal olurdu. Olmazsa da alır tayını. Zeytin, peynir, domates. Çok. Kahvaltı yapardım. Valla o kadar doğru söylüyor ki gerçekten bir tane şu çimde oturan insan yok ya şu anda. Çok doğru. Türkiye'de olsa buralar hep çoluk çocuk. Oo. İşte. Aynen. Pazar günü bizim Türk milletinin yapacağı şey böyle çimlere yayılmak. Ama bir şey eksik. Şu an bunların yiyecekleri falan yok mesela. Sofra kurmamışlar. Sadece oturuyorlar. Parfümümü aldım. Versace olan. 100 cc miydi bu? 50 cc miydi? 51 euro. 50 cc'ymiş. Neyse aldık, bir şey almış oturdum. Şimdi buradan. Paraları euro harcayınca tabii. Bugün makarnaya talim. Makarna yapacağım. Sonra dışarı çıkacağız. Küçük küçük almışız makarnayı da, minik minik yemesi kolay olsun demiştik ama. Ay ne oldu? Biraz arttırayım mı acaba sıcaklığını? Önce kavuracağım. Bizim oradakiler bilirler. Kavurma makarnayı. Kavurarak yapacağım. Sonra su ekleyip şöyle bolognese sos aldık bir de. Biliyorsunuz zaten market alışverişini ya. Onlar işte daha kullanamadık. İşte leziz makarnam. Sosun hepsini koydum. Makarnamızı yedik ve ufak bir kostüm değişikliğiyle beraber yine bir evden çıkış yapıldı. Son demlerimizi yaşıyoruz. Evet, konuşamadım. Son demlerimizi yaşıyoruz artık yarın sabah gideceğimiz için. Böyle bir tur daha atalım dedik. Bir tur daha. Böyle tur tur. Tur tur döneceğiz. Her gün farklı detaylar. Şu su dolu yeri hep karşıdan görüyordum ama bu kadar çok büyük ve şelale gibi aktığını bilmiyordum yani. Burada da heykeller var. Çocuklarla neyi paylaşamadık? Şurası var ya hep kalabalık. Dün akşam da böyle bir konser var zannedersiniz. Yani öyle bir kalabalık var orada. Yürümeye yer yok. Şu denk geldiğimiz şeye bak. Dünkü denk gelişten sonra ben bir gelinlik gibi geliyorum. Fotoğrafı çektirelim. İşte kardeşlik. Bunlara bak. Aşkım dün akşamki yere geldik. Ne yapalım? Yapacağız, bir evimize gideceğiz. Az önce ne diyordun? Sağ sola bakacağız. Kanki gene buraya geldik. Ne yapacağız diyorum. Sağ sola bakacağız işte. Çok güzel. Her şeyi de inşaat çek halini mi? Şuralarda, şurada kenarlarda kilit var ya, şurada da göstereceğim. Şu demirlere, ay kaymayayım bari. Hep kilit takmışlar. Full ama yani bu hep böyle dört bir tarafta demir var ve full kilit. Ne demek acaba ya? Anlamadım valla. Oha, dansçı kızlar var. Çok severim. Dans etsinler, izleyelim. Sabah sırada insanlar görmüştük ya, bunlar niye bekliyor falan diye sormuştuk dedikler, bunun neresi meşhur falan diye. Kahvesi meşhurdu ya, oraya geldik şimdi. Meşhur bir şey görünce dayanamıyoruz. Ayrıca tatlı da varmış burada. Şöyle bir vitrini var. Dedim ki bu sefer ben ısmarlıyorum, dediğini ye. Bakalım. Bunu söylemeden önce menüyü görmemiştim. İnşallah pişman olmaz. Şöyle kahveler burada. Yani bakıyorum mesela. Şurada filtre kahve var, 7 euro. Cappuccino 9,5 euro.
Yani ortalama buranın fiyatına göre. Tatlılar da işte makaron 2,5 euro, 6 euro büyük makaronlar. Şimdi cheesecake gibi bir şey var bak 4,5 euro. Şu şey frambuazlı olan da gidere benziyor 6,5 euroymuş. Onlardan da alabilirsin. Menüde bitre kahve gördüm. Dedim ki ben bitre kahve içeceğim. Aydın da diyor ki sen başka bir şey iç, ben bitre kahve içeceğim. Bakıyorum bir tek anladığım filtre kahve var, o yüzden bunu söyledim. Batikler ne kahvesi anlamadım yani. Bir de şey anladım, cappuccino'yu anlıyorum. Bu ne kafe? Alunge. Yalnız kalmış bir kahve demek mi? Operaya bana dedi. Thank you very much. You're welcome. You have to write it for me. This one is the past tree of the month. Of the month of August, July. Senin yedin aşkım? Ne dedi aşkım? En iyi şeyiymiş. Hangisi? Ben o üstündeki orman meyveli olanı söyledim değil mi? Evet. Ayın en iyi tatlısı mıymış? Evet. İşte ben bilirim. Orman tatlısını içiyorum. Ben bilirim. Maşallah getirdi de getirdi abi. Bu benim etek boş. Gelecek mi? Bence dediğin gibi gerçekten bunlar Americano demek istemiyorlar buna. Çünkü Americano yani bu söz koyuyorlar. Kahvesiyle meşhurmuş ya burası. Deniyorum şu anda. Yani Americano ama sanki böyle bir değişik bir tadı da var ki. Bilemedim. Senin kahven de geldi. Döküyorum aşkım. Ana çay galiba bu. Çay gibi rengi. Doldurayım mı? Yeter biraz da üstü. Bu ne ya? Şeker gibi bir şey kesinlikler. Burada da var. Kapatıyorum. Tamam. Ne aşkım bir daha söyle. Normalde. He. Bitti kahve. He. 5 euro. He. Hazır etiketi koydum. He. Ne oldu? Ne oldu? 10 euro. Çok iyi ya. 2 kahve, 2 tatlı 32 euro tuttu. Tele bazında 900 lira falan yapıyor. Açtım tele bazında düşünmeden yapamıyorum. Ama Pelit'te de 300 lira falan geçen miydi değil mi? Pelit'e gitmiştik. Orada da öyleydi yani. Neyse. Bir de o size gösterdim o tatlıların fiyatları al götür fiyatlarıymış. Masaya gelince tatlıların fiyatı değişti. Sen şey diyordun ya. Bu çiçek masaya konulmuş. Fiyatı şu kadar oldu diye. Vallahi doğruymuş. Bugün yerimizi aldık. Saat biraz sonra Instagram'da o olacağız. Çığlık atacağız. Burada çığlık atmayı bekleyen yüzlerce insan var. Kaçta yanıyordu? 10 mu? Şöyle 2 kişilik bir fincan 12 euroymuş. 2 tane alacağız. Bir tane benim anneme, bir tane Akif'in annesine. Sonra olmasın ki eli boş geldiniz. Ya olmaz tabii ki de, onlar öyle bir şey düşünmezler ama biz yine de bir incelik yapmak istedik. Aynı mı hepsini desen aşkım? Benzer. Aynı. Her yerde şarkı söyleyen insanlar var. Ay. Ne fotoğraf istiyorlar. Aslında çok üşüdük de. Şuradan kapını ne kaldırıyorsun? Neyi bekliyorum biliyor musunuz? 2 dakikası var şu anda. Şöyle tam 2'yi göremiyorsunuz da şöyle 2'yi göstereyim ben size. 2 dakikası var. Eyfel'in ışıklarını yakıp sönüyorlar böyle. Söndürüyorlar, sünnet çocuğu yatağı olur ya böyle yaparlar onun gibi. Ve insanlar o olunca çığlık atıyor. Ve her saat başı oluyor, karanlık başında oluyor. İşte saat 10'da falan başlıyor. Onu bir çekeceğim ya. Onu çekeceğim gideceğim sonra. Dondum yemin ediyorum ya. Bileydim böyle sivit kazak bir şey getirirdim ya. Aşkım sürüyor da insanlar çığlık atıyor, onu çekecektim ya. Tüy kamerayı açık tutsaydım keşke. Böyle işte. Böyle yalıp yalıp sönüyor. Bu başlayınca insanlar çığlık atıyor. Hala birkaç çığlık sesleri duyuyorsunuz. Yine bir Paris sabahından günaydın. Artık gidiyoruz. Valizimiz elimde. Peki benim kombinime kaç bu? Ya o kadar üşüdüm ki kaç gündür. Artık gidiyorum, umurumda değil fotoğraf falan da çekilmeyeceğim nasıl olsa diye. Aşkım tişörtünü giydim.
O da yani elbise gibi oldu. Ama dün akşam öyle bir üşüdüm ki böyle yorganı kat kat örtünüp uyumak istedim yani. Öyle bir üşüdüm. Ana gidiyorum ben, o kaldı orada. Şimdi kruvasan yiyeceğiz kahvaltıda. Kahve kruvasan yapacağız. Gitmeden yapalım dedik. Sonra havaalanı artık. Görüyorsunuz yine Paris Büyükşehir Belediyesi'nin bir eksikliği. Yeraltı yapılarında bir sıkıntı var. Çok yağmur yağıyor, bunu çözmeniz lazım. Gördüğünüz gibi hemen de farklı kültürlere uyum sağlarım. Mesela burada alıyorsunuz, kahveye bandırıyorsunuz, öyle yiyorsunuz. Güzelmiş. Şuradan gene bilet alacağız şimdi trene binmek için. Yani metro daha doğrusu. Metro da şurada. 22 euro muydu? Yani bu şekilde fiyatlar hakkında sizi bilgilendiriyorum. Gelmek isterseniz neye ne kadar veriyorsunuz görün diye aslında. Sürekli para konuşuyorum şimdi, bir algılanmasın. Telefon çalıyor. Pasaport kontrolünden geçtik. Saç var ya. Aslında önemli konuyu atlattık. Ama şimdi bu vizeyi bir aylık vermişlerdi. Bir sonraki vizeyi inşallah 6 aylık. Sonra 2 senelik mi? Sonra gelsin Amerikan vizesi. Sizce ben bilgisayarım açmış ve Paris havaalanlarında da çalışıyor muyumdur? Evet, çalışıyorumdur. Çünkü zaten bugün pazartesi mesai saati ve havaalanında çalışacağımı söylemiştim ben de. Ve zaten uçakta öter yaptığı için ve ben de çalışmak için erkenden buraya geldiğim için uzun çalışıyorumdur. Şimdi işlerime bakıyorum. Aşkım bize kaybolmuş. Kahve içiyorum. Tütsünü yiyorum. Çünkü neden burada diyet yok? Burada kilo alınıyor. İstanbul'a dönünce alınıyor ama orada diyete başlayacağım. Aklına nereye gittin sen? Çöpe gidiyorum değil. Şeye bakın. Benim yerim çöpe alacak. Sizden kimse var mı diye baktım. Şimdi kesin rötar yapmış mı? Bizim çakı. 3'te mi? Hı-hı. Hadi ya. Buyurun, çalışıyoruz işte. Ben çalışacağım biraz. Biz artık İstanbul'a dönüyoruz. Part 2 bitti. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.